23 Mart 2024 Akbelen Ormanı, gece saat 23.04. Orklar çalışıyor, maden çıkartıyorlar. Sauron'un emrinde ağaçları kesip maden çıkartan orklar, yani Limak İçtaş ve başlarında Sauron. 01.35 24 Mart 2024 Pazar sabahı, Limak İçtaş bütün gücünü, makinalarını, her şeyini buraya seferber etmiş. Bir an önce burayı çökertmeye, bitirmeye çalışıyor sanki. Gece gündüz demeden 24 saat hiç durmadan çalışıyorlar. Zenginin cebi dolsun, köylünün toprağı yıkılsın, evi başına yıkılsın. Resmeninizin umurunda değil. Hepiniz para peşindesiniz. Ulan beni içeriden çıkarmayın! Bizim yaşadığımızı siz yaşayın. Ne yaşadığımızı görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Aa, katiller! Köylü terk etsin gitsin diye yapıyorlar, başka bir şeyler değil. Bu nasıl vicdansızlık ya? Nasıl vicdansızlık? Adiler! Ne kızı geçirdiler? Sinir bozmak için yapıyorlar zaten. Mücadeleyi bıraksın, direnişi bıraksın, kalkıp gitsin buradan diye yapıyorlar. Bu kadar şiddetli patlamalar başka bir şey yok. Gitmiyoruz! Gitmiyoruz! Git diyoruz! Ne yaparsanız yapın gitmiyoruz! En fazla ev başımıza göçüreceksiniz. Ben İsmail Hakkı Atal, 2006 yılından bu yana Doğu Akdeniz Çevre Derneklerinin gönüllü avukatlığını yapıyorum. Son yıllarda Türkiye'nin başka bölgelerinde de, Doğu Akdeniz dışındaki başka bölgelerde de yaşam hakkına, yurt savunmasına, vatan savunmasına yönelik davalarda köylülerin ve çevre derneklerinin gönüllü avukatlığını yapmaktayım. Akbelen Ormanı mücadelesi, Türkiye'yi nasıl işgal ettiklerinin, halkı nasıl mülksüzleştirdiklerinin somut göstergesi olmuştur. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Sermaye halka hesap verecek. Tokat'ta, Afyon'da, Kütahya'da, Fatsa'da, Erzincan'da, Milas'ta, Akbelen'de, Erzincan il içinde birçok yerde hak ihlalleriyle ilgili davalarda gönüllü avukatlık yapıyorum. Bir taraftan da Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi adına da hak savunuculuğunu, yurttaşların avukatlığını yürütüyorum. Erzincan, Akbelen, Kaz Dağları, Fatsa, Çanakkale, Van, Diyarbakır hattı müdafaa değil, sırtlı müdafaa esastır. Pandemiyle birlikte şu ortaya çıktı. İklim değişikliğine, küresel iklim afetlerine neden olan emperyalist, sömürgeci, küresel kapitalist şirketler ve onların yerli işbirlikçileri son hızla dünyanın dengesini bozuyorlar. Kapitalizmin krize girmesiyle birlikte Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ülkelere saldırmaya başladılar.
Türkiye üzerindeki işgal sürecine karşı mücadelemiz ikinci bir ulusal kurtuluş savaşı niteliğine büründü. Artık hem ülkemizin hem de dünyanın içinde bulunduğu bu kritik süreç nedeniyle normal işimizi gücümüzü bıraktık ve yurtta köy köy, şehir şehir, bölge bölge dolaşmaya başladık. Ve bu arada da Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi olarak da bu işi birleştirdik. Bu hak savunuculuğu işini Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi'nin içerisinde de birleştirdik. Burada tabii Türkiye'de küresel sömürgeci, kapitalist, emperyalist sermayenin ve onların yerli işbirlikçilerinin yok edici işgal sürecinin en somut örneklerinden birisi Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı direnişi oldu. Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz! Akbelen Ormanı'nda İkizköylüler 2018 yılından bu yana yerli işbirlikçi Limak İştaş şirketine karşı, Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen ikilisine karşı direniyorlar. Vatan toprağını savunuyorlar, kendi yaşam haklarını savunuyorlar, doğayı koruyorlar, ormanı koruyorlar, suyu koruyorlar, tarım toprağını koruyorlar ve zeytinlerini koruyorlar. Köylülerin gönüllü avukatlığını üstlenen iki avukattan birisi olarak 2021 Nisan ayında İkizköylüler adına, İkizköy'ün derneği adına ve kendi adıma Akbelen Ormanı kesim izin iptali ve maden açık ocağı işletme izin iptali davasını açtık. AKP'li Muğla 1. İdare Mahkemesi uzunca bir süre bu yürütmenin durdurulması kararı vermemekte direndi. 14 Temmuz 2021'de şirketin hukuka aykırı bir orman kesimi, ağaç kesimi üzerine İkizköylülerden Necla Işık'ın tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen feryadıyla birlikte 14 Temmuz 2021'de Akbelen Ormanı'nda çadırlı nöbet başladı. Hadi anneciğim. Söyle. Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın derken en sonunda Sabankörü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz durdurun kesmeyin diye. Karşımızda bir insan yok, bir taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var karşımızda. Lütfen desteğe gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Burası giderse biz biteriz. Herkes, her yer biter yani. Sadece İkizköy'ün sorunu değil artık bu. Herkes bunu elini vicdanına koysun ya. Tüm Türkiye'nin sorunudur bu. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yani biz burada bu kadar haykırırken neden bu kadar sessiz kalıyor insanlar? Biz ölelim burada o zaman. Biz ölelim, ondan sonra istediğinizi yapsın, tamam mı? İlk önce biz ölelim ormanlardan önce. Ağustos 2021'de AKP'li olmayan Muğla 3. İdare Mahkemesi Başkanı iki tane dosyada yürütmenin durdurulması kararı verdi ve ormana bir koruma perdesi çekti. Daha sonra bu verdiği kararlar nedeniyle Muğla'dan sürüldü. 3 defa keşfe gelindi. İlk iki keşifte bilirkişi bizim lehimize de raporlar verdi ve bu nedenle AKP'li Muğla 1. İdare Mahkemesi bir türlü yürütmenin durdurulması kararını kaldıramadı. Üçüncü defa keşif ve bilirkişi incelemesi kararı aldı ve üçüncü keşif temin edilmiş bir suç örgütü niteliğinde bir bilirkişi heyeti tarafından yapıldı ve Ağustos 2022'de bütün Türkiye'nin gündemine oturan tek bir zeytin ağacının gölgesinde 45-50 derece sıcaklıkta zorlukla tamamlanabildi. O ormanın sınırında bir zeytin ağacının gölgesine sığındık biz. Bu suç örgütü niteliğindeki bilirkişi heyetinin raporuyla AKP'li Muğla 1. İdare Mahkemesi Kasım 2022'de yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Fakat AKP'nin her zamanki taktiği nedeniyle bir huzursuzluk olmasın, seçimler kazasız belasız atlatılsın, 14-28 Mayıs 2023 seçimleri atlatıldıktan sonra icabına bakarız anlayışıyla Kasım 2022'de yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmış olmasına rağmen 24 Temmuz 2023 tarihine kadar orman kesimine gelmediler. Kamlarımızı vermiyor. Ormanlarımızı vermiyor. 2 yıllık sürenin 8 ayını gece gündüz Akbelen Ormanı'nda yaşayarak ve nöbet tutarak geçirdim. Hem bir köylü, hem bir avukat, hem de aktivist olarak orada çeşitli aşamalarda direnişe dahil oldum. Ben artık İkizköylülere, İkizköylü değil, köylülerim diyorum. Her yer direniş! Her yer Akbelen! Her yer direniş! Biz bittiğine kadar bu dava bitmez! Biz bittiğine kadar bu dava bitmez! 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra
İçeriden bazı sesler gelmeye başladı. Termik santralden şunları duyduk, termik santralcilerden. Artık seçimi kazandık, Akbelen ormanını kesmeye gelebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ikilisinin kazanması imkansız olan bir seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye etmesinden sonra ormanı kesmek üzere yerli işbirlikçi Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen hazırlıklarını yapmaya başladılar. 24 Temmuz 2023'te de beklediğimiz saldırı geldi. Biz bu saldırıya aslında bekliyorduk. Bu nedenle bütün Türkiye'de haber salmıştık. Gözünüz kulağınız burada olsun. Her an buraya bir müdahale olabilir. Tüm çevrecileri, tüm köylüleri, tüm yaşam savunucularını, tüm dernekleri, sivil toplum örgütlerini, baroları buraya bekliyoruz diye her yere haber salmıştık. Ama şunu gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Türkiye'yi bunalıma sokmuş, depresyona sokmuş. 14-28 Mayıs seçimlerini beklemesinin sebebi de halkın umudunu kaybetmesi içinmiş. Kesintisiz bir toz faaliyeti var. Bu araçlar buradan gelip gidiyorlar. Şu ana kadar biz bir süredir buradayız. Daha yeni tanker geliyor. Evet, daha yeni tanker geliyor, gördüm. Evet. Bu tanker diğer sulama yapıyor. Hey yavrum hey. Diğer sulama yapıyor bunlar. Sürekli toz üretiliyor. Bak, tankerin sulaması bile yetmiyor. Toz üretimine bakın. Hemen bakın. Tankerin arkasından kamyondan hareketini görüyorsunuz. Bakın. Tankerin sulaması bile üretilen tozu örtmeye yetmiyor. Ki bu çekim yaptığımı fark ettikleri için hemen tankeri gönderdiler buraya. Sulama yapsın diye. Ama yok maalesef. Şimdi bir iş makinesi bireyler. Böyle. Eğer bu kesim 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra değil de önce olsaydı biz oraya 10 bin kişiyi toplardık. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ikilisinin zorla cebine soktuğu o seçim biletiyle birlikte Tayyip Erdoğan'ın zorla kazandırdıkları o seçimden sonra Türkiye bunalıma girdi ve insanlar hiçbir şekilde hak savunuculuğuyla ilgili bütün umutlarını kaybettiler ve biz oraya ancak 500 kişiyi toplayabildik. 500 kişiyle yapabileceği direniş belli bir güçte olabildi. Çeşitli gözaltılar oldu. Jandarma hukuka, kanuna aykırı şekilde kanunsuz emirleri yerine getirerek çeşitli defalar bizleri gözaltına alındı. Ben de yani orada bir avukat olmama rağmen hayatımda iki defa gözaltına alındım. O da ikisi de Akbelen Ormanı'nın da 5 gün arayla oldu. Burada yangına gitmiyorlar, burada ağaçları kesiyorlar. Bu bir akıl tutulması. Bu bir suç. Anayasal suç. Bugün bu kanunsuz emirleri verenler gelecekte yargılanacaklar. Şimdi biz anayasanın 10. 17. 56. ve 169. maddelerinden aldığımız hak ve yetkiyi kullanıyoruz. Anayasanın 10. maddesi diyor ki hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yani beşli çeteye, termik santral sermayesine bir zümreye imtiyaz tanınamaz. Ama anayasanın 10. maddesi ihlal edilerek anayasanın 169. maddesindeki emredici hüküm çiğneniyor. Ne diyor 169. madde? Devlet ormanları, yani bu barikatın arkasında orman görevlilerinin, ormancıların kestiği ormanlar hiçbir şekilde eksiltilemez. Zarar gören ormanın yerine yenisi dikilir. Bu bir anayasal suçtur. Bana şimdi biz burada halk adına, halkın vekilleri olarak buradaki avukat arkadaşlarla birlikte, İkiz köylülerle birlikte
bu orman kesimini durdurulmasını talep ediyoruz ve jandarmaya şikayette bulunuyoruz. Jandarma, görevinizi yapın. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarını korumak, uygulamak ve uygulatmakla mükellefsiniz. Jandarma köylüyü korumakla mükellef. Çabuk çabuk. Gaz sıkıyorlar. Klasik strateji olarak da halkı organize edebilecek, onların haklarını hatırlatabilecek birisinin dışarıda onlara yol göstermesini istemiyorlardı. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Tamam. Tamam. Al onu. Al onu. Al onu. Sakin. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Peki burada ne oldu? Burada aslında dediğim gibi Akbelen Ormanı direnişi ve buradaki süreç Türkiye'de demokrasi ve hukukun tamamen sözde kaldığını, tamamen görünüşte kaldığını, artık kanunların uygulanmadığını ortaya koyan bir süreç oldu. Türkiye bırakın hukuk devletini artık bir kanun devleti bile değil. Çünkü Milas Akbelen'de birçok kanun maddesini ihlal ettiler. Zincirleme suç işlediler. İkinci olarak AKP'nin çeşitli defalar kaldırmaya teşebbüs ettiği ve İkizköylülerin Ankara'ya yaptığı seferle engelledikleri, kaldırılmasını engelledikleri zeytin koruma yasası, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanunun 20. maddesi şunu diyor. Madenci zeytin ağacına 3 kilometreden fazla yaklaşamaz diyor. Fakat Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen'in işletmesi şu anda Akbelen Ormanı'nın yanı başındaki zeytinlikleri kökledi, katletti, kesti, üstüne moloz döktü. Adeta bu kanun yokmuş gibi. Çünkü bunlar imtiyazlı bir zümre ve anayasanın 10. maddesi ihlal edildi. Yine Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu ihlal edildi. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun koruması kapsamında oradaki maden ocağı içerisinde 4000 yıllık Karya, Roma ve Bizans uygarlığı kalıntıları, arkeolojik bir şehir kalıntısı çıktı ve Nihat Özdemir ile İbrahim Çeçen bunu tarumar ettiler. Belki de yurt dışına götürüp sattılar, tarihi eser kaçakçılığı yaptılar, bilmiyoruz. Çünkü yasalar uygulanmadı, jandarma müdahale etmedi, vali seyretti, valiliğin koruması altında Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen ilkisi, Limak ve İçtaş ikilisi buradaki tarihi eserleri yok ettiler. Ve netice itibariyle burada çok açık ve net bir şekilde bir kanunsuzluk oldu. Ve şu anda Türkiye bırakın hukuk devletinin kanun devleti bile değildir. Hukuk ve demokrasi tiyatrosu oynanmaktadır. Yargı tiyatrosu oynanmaktadır. Bizim açtığımız davalarda da biz 2011'de AKP yargıyı ele geçirdiği tarihten bu yana tüm açtığımız davalarda kazanmamıza bir sürpriz olarak bakıyoruz. Açtığımız davaları halkın meşru direnişini, fiili direnişini anayasal bir zemin üzerinde tutmak ve karşı tarafta kanunsuz emirleri yerine getirenleri suç işler pozisyonunda tutmak ve gelecekte yargılatmak üzere açıyoruz. Amacımız budur. Dolayısıyla Türkiye'de hukukun olmadığını biz de biliyoruz ve netice itibariyle kuru kuruya dava açmak hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. Ama gelecekte bu açtığımız davalar nedeniyle kanunları uygulamayan hakimler, savcılar, kaymakamlar, valiler, jandarma komutanları bunların hepsi yargılanacaklar.
açıktan suç işlediler ve anayasanın 98. maddesini de ihlal ederek kanunsuz emirleri yerine getirdiler. Akbelen Ormanı'nda konusu suç teşkil eden yüzlerce emir yerine getirildi ve bunlar yüzlerce kamu görevlisi gelecekte burada yaptıkları nedeniyle yargılanacaklar. Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Allah büyük, gün gelecek, devran dönecek, kanunsuz emirleri uygulayanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, halka, bize, milletin efendisi olan köylüye hesap verecekler. Topraklarımızı, hayatlarımızı, yaşamlarımızı gasp etmeye çalışsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İkiz köyler olarak sonuna kadar köyümüze sahip çıkacağız. Ölmek var, ölmek yok. Ölmek var, ölmek yok.